kötü enerji. Ergün Diler, takvim. Çok kez yazdım, dünya kendi haline bırakılmaz diye. Şu an kabul etsek de etmesek de, sevsek de sevmesek de Amerika Birleşik Devletleri büyük güç. Bunu her yerde gösteriyorlar. Dolar ve petrol ilişkisi kesilmediği sürece de büyük güç olarak kalacaklar. Peki bu ilişkiyi bitirecek güç var mı? Şu an için yok. Peki Washington ne istiyor? Türkiye'ye ve bölgeye nasıl bakıyor? Bunun üzerinden gidelim bugün. Ancak unutmayalım ki dolar-petrol ilişkisi bitmediği sürece oyun içinde oyun kuracaklardır. Dolar rezerv para olarak tahtını koruduğu sürece bastıkları dolarlarla her yere ulaşacaklardır. Devam. Irak hep ABD'nin hedefi oldu. Binlerce kilometre uzaktan gelip buralara yerleştiler. Neden peki? Irak, Orta Doğu petrollerinin önemli merkezlerinden biri. O nedenle ABD tarafından işgal edildi. Hem de iki kez. Şimdi üçüncü harekat başlamak üzere. Ancak bu kez askeri operasyonla olmayacak. Olan biteni anlamak için Türkiye'yi merkeze koyup çevredeki ülkelere bakmak gerekecek. Bu araştırma yıllar önce yapıldı. Batı'da yazılıyor bunlar. Türkiye'ye siyasi, coğrafi olarak çok yakın olduğu ülkeler İran, Irak, Rusya, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Bu ülkelerdeki petrol rezervi en kötü tahminle 103 trilyon dolar. Buna ek olarak Suriye ve Akdeniz'i de ilave ettiğimiz zaman Türkiye'nin etrafında 200 trilyon dolarlık bir petrol rezervi var. Yani Türkiye etrafı petrol deniziyle çevrili bir ülke. Ankara dayatılan rolü elinin tersiyle ittiği için sorunlarla kapımıza dayanmak istediler. ABD 200 trilyon dolarlık petrole ulaşmak isterken Türkiye'nin sorunlarla boğuşmasını istemekte. Paylaşımdan uzak kalsın diye. Bu plan Washington'da yapıldı. Moskova başta olmak üzere Türkiye'nin komşu ve yakın coğrafyasındaki ülkelerde de kabul gördü. Listeyi önümüze alıp baktığınız takdirde yapılan planın yürüdüğünü görmekteyiz. Türkiye sadece Rusya ile iyi ilişkiler içinde. Bu da ne kadar sağlıklı bilemiyorum. Suriye konusunda 100 kez masaya oturuldu, yanımızda yer alan olmadı. Onun dışında İran, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la büyük bir gerilim yaşanıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'de dış politikayı değiştirmek için milyarlarca dolar harcadı. Türkiye ile bu ülkelerin arasında yaşanan gerilim de Washington'da planlandı. Suudi Arabistan'da çok iyi ilişkiler içinde olan bir Türkiye vardı. Mesela Rusya ile arasında yaşanan uçak krizi sonrası bu dostluk öne çıktı. Rusya'nın almadığı tüm meyve ile sebzeler Suudi Arabistan kralı tarafından alındı. Suudlar yardıma koşmuştu. Çok önemli anlaşmalar imzalandı. Hatta tarihin en büyük halka arzı Aramco'yla da Türkiye çok önemli bir ortaklık yaptı. Ancak Washington bunu istemiyordu ve arka arkaya hazırlanan planlarla Türkiye'nin bölgedeki dostlukları tek tek bitirildi. Amaç Türkiye'yi çevrelemek ve yalnız bırakmaktı. Ve bu amaçla gerilimi daha da artırıyorlardı. Türkiye için Akdeniz ve Irak çok önem taşıyordu. Ancak Irak'ta ABD Barzani üzerinden oyun kurdu, sonuca gitti. Şimdilik öndeler. Barzani üzerinden alan bulan ABD hemen şirketlerini bölgeye indirdi. Irak petrollerinin %85'i Amerikan petrol şirketleri ExxonMobil, Chevron Corporation, Esso, Texaco, Castrol, Amoco, Phillips 66 ve Schlumberger arasında paylaşıldı. Bu şirketlerin önemli bir özelliği ise yönetim kurullarında ve özel müdürlüklerinde emekli CIA ajanlarının görev yapması. Yani bu şirketler Amerikan devleti korumasında. Yani hiçbir gücün bu şirketler üzerinde baskı kurma ihtimali yok. ABD bu şirketlere karşı atılan her adımı ulusal güvenliğe saldırı olarak görüyor. Akla gelen ilk soru şu: Rusya bu durumdan rahatsız değil mi? Hayır, değil. Çünkü Rusya'ya gazı kontrol görevi verildi ve istediği fiyattan petrolünü de satıyor. Rolü bu. ABD, Rusya'ya ekonomik ambargolar uygularken neden petrolünün satışını engellemedi? İran için bunu gözünü kırpmadan yaptı mı? Yaptı. Ama Rusya'ya hiç böyle yaklaşmadı. Rusya için asla yapmaz çünkü birçok konuda ortaklıkları var. Son olarak Suriye'deki anlaşmayı gördük. Sadece iki ülke arasında küçük bir Akdeniz sorunu var. ABD, Akdeniz'de sadece Rusya'ya pay vermek istiyor. O da çok fazla değil.
Ancak Türkiye Akdeniz'den çok önemli pay almak için adım atıyor. Son dönemde Türk donanmasının bayrak göstermesinin nedeni hep bu. Sadece biz karşı çıkıyoruz. Haklı olarak bizim olan bizimdir diyoruz. Bu sebeple Ankara-Washington gerilimi arttı. ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararlar, yaptırım atakları ve ambargoların nedeni Türkiye'nin petrolle buluşmasını engellemek için. Gözdağı niteliğinde yani. Türkiye'nin yıllık enerji ithalatı 50 milyar dolar civarında. Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırı nedeniyle dolar %60 civarında arttı. Bu da petrol yükünün 80 milyar dolar gibi hissedilmesine yol açtı. Her yıl 80 ila 100 milyar dolarlık enerji ithalatı yapmayan Türkiye, Fransa ve Almanya'yı geride bırakıp ABD, Rusya ve Çin'den sonra en etkili ülke pozisyonunu alabilir. Hatta Türk dünyasıyla birlikte sıralama ABD, Çin ve Türkiye şeklinde olur. Hem de sadece 5 yılda. O nedenle Türkiye'nin Akdeniz'den uzak tutulması gerekiyor. Sadece ABD değil, Rusya da, Avrupa da bunu istemekte. Bu nedenle de geleceklerdir. Bazıları anlamasa da konu Türkiye'nin enerjiyle buluştuğu an çok büyük sıçrama yapacak olması. Bunu istemiyorlar. Ankara verilen role razı olmadığı ve olmayacağı için de kapımıza dayanacaklar. Anlaşılması gereken bu.